Türkiye ve Dünya'dan Net Haberler kanalı Basın Türk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gezi olaylarıyla ilgili bağlantılı suçlamalar nedeniyle tutuklu bulunan Osman Kavala ile ilgili halkımızın fikirlerini alacağız. Osman Kavala ile ilgili geçen günlerde Amerika Birleşik Devletleri dahil 10 ülke serbest bırakılması için bildiri yayınladı. Bu olaylar sonrası 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak uyarıldı. Konu hakkında nasıl cevaplara gelecek? Hep birlikte görelim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız lütfen. Merhabalar. Merhaba. Gezi olayları nedeniyle tutuklu bulunan Osman Kavala için 10 ülkenin yayınladığı serbest bırakılma talebini doğru buluyor musunuz? Bu Türkiye'nin iç işlerine karışmak değil mi sizce? Doğru bulmuyorum. Çünkü başka ülke yapılan böyle bir şey yok. Sadece bizim ülkemizde yapılan bir şey var. Bu da şöyle bir yanlışlık var. 10 ülkenin büyükelçilere verilen bir emir var. Kim bunları böyle yaptı? Hani sadece Türkiye üzerine oynanan bir oyun bu. Şöyle bakarsak. Burada bir danışıklı dövüş var. 10 ülkeye bu direktifi veren, bu büyükelçilere şu şekilde makaleyi yayınlaması isteyen, imza attıran birileri var. Türkiye'de bu kadar olay varken neden sadece Osman Kavala? Hani bir yerde Türkiye bir yerden vurmaya çalışıyorlar. Bir yerde zarar vermeye çalışıyorlar Türkiye'ye. Bu şekilde bir Türkiye yıldırma politikası, hani bir yerden hançerleme projesi gibi bir şey bu. Artı şöyle bir şey var. Türkiye'de bir adalet sistemi işliyor. Adaleti var, yargısı var, her şeyi var. Şu an 3,5 yıldır Osman Kavala hapiste. 3,5 yıldır hani adalet büyük insan haklarına söylediler, şuna söylediler. Zaten öyle bir şey olsa insan hakları gerekeni yapardı. Peki doğru buluyor musunuz? Hayır, doğru bulmuyorum. Yani Türkiye'nin işlerine karışılmaması gerekiyor. Türkiye ne zaman gidip başka ülkenin iç işlerine bu şekilde müdahale etti? Hani biz de aynı şekilde. Onlar istemediği şeyi başkası yapmak istemiyorlar. Biz de aynı şeyi yani bu şekilde. Yani doğru bulmuyorum. Tamamen Türkiye'yi arkadan bıçaklama, hançerleme gibi projeleri var. Peki, sizce Osman Kavala bu 10 ülke için neler ifade ediyor, neden önemli? Şöyle, Türkiye her zaman bir yerden daha önce terörizmle, PKK ile başka şeyleri vurmaya çalıştılar. Şimdi de hani Türkiye'yi mağdur et, şöyle Türkiye'ye şöyle bir proje yapmaya çalışıyorlar. Türkiye kötü, Türkiye insanları kötü davranıyor gibi bir şey izlenim yaratıyorlar. Ya, tamamen yanlış, tamamen hani mesnetsiz, hiçbir gerçekçiliği yok. Türkiye'nin adalet temeline vurmaya çalışıyor, adaletsiz bir ülke olduğunu anlatmaya çalışıyor ama yalan yanlış. Artı şöyle, Türkiye'nin bir sürü kurumu var. Bunun içinde istihbaratlı şey var, polisi var, emniyeti var. Bir sürü araştırma sonucu Osman Kavala tutuklandı. Yani 3,5 yıldır yani Türkiye'nin hukuk çevresi, yani hukuk yargısı bir sürü kararın gözetimine göre bu kararı verdi. Ve şu an 3,5 yıldır hapiste. Eğer gerçekten suçlu olsa da 3,5 yılda çıkardı. Peki yani bu 10 ülke için ne ifade ediyor sizce? Bu 10 ülke için şöyle, hani maşa dediğimiz insanlar var. Her ülke maşa, insanları maşa olarak kullanırlar. Başka ülkeler mesela PKK'yı çok kullandılar yıllarca. PKK'ya silah desteği yaptılar. PKK'ya başka şekilde destek verdiler. Şimdi de böyle gazeteci üzerinden hani mağdur rolüymüş gibi yapıp aslında Türkiye'yi buradan adalet vurgusunu, hani adaletsiz bir ülke olduğunu yapıp Türkiye'yi bir yerden vurmaya çalışıyorlar. Peki Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini yeterli ve doğru buluyor musunuz? Şöyle, bence Dışişleri Bakanlığı güzel çalışıyor. Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı projeler hani göz ardı elinde hiçbir zaman susmayan bir şey. Ama tabii ki şöyle, bir geri adım attırdılar. 10 ülkenin Dışişleri Bakanı sözlerini geri adım attı, hatalarını anladı ve şu an geri adım attılar. Bir de bir madde var, 47. madde. Yani kimse içleri şeyine karışamaz. Ülkeler arasında böyle bir şey var. Bu maddeyi de göz önüne alarak şey yaptı. Yani bence Dışişleri Bakanlığımız çok iyi çalışıyor. Peki, muhalefetin bu konu hakkındaki tepkisizliğine ne diyorsunuz? Ya, muhalefet şöyle, hiç araştırmadan, mesela şöyle, muhalefet her zaman olayların gün yüzüne göre konuşuyor. Aslında şöyle geriye dönüp bakarsak, 3,5 yıldır bu olay. Şu an neden sıcağı sıcağı şimdi söylemeye geri diyorlar? Yani bir olaylar mesela dolar yükselince hemen onlar da Türkiye bir yerden dolar ekonomik olarak şu an Türkiye zarar uğruyor. Hemen oradan da bunu bağlayıp Türkiye'de başka şekilde vurmaya çalışıyorlar. Zaten hani bu şekilde yaralamaya çalışıyorlar Türkiye'yi. Başka bir şey. Peki, teşekkür ederiz. Biz onların işlerine karışmıyoruz ki. Biz gidip diyor muyuz ki burada yakalanan falan Türkiye ver falan Kürt'e verilir bir şey değil mi? Onun ne hakkı var karışmaya? Peki siz Osman Kavala bu 10 ülke için ne ifade ediyor? Niçin korumaya çalışıyorlar? Kullanıyorlar. Onların işine geliyor. Onların işine geliyor. Kullanıyorlar. Onlar için diyene kadar o zaman kader kurbanları için istesin. Niye tek onu istiyor?
Ona bak. Peki Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini yeterli ve doğru buluyor musunuz? Biraz daha sert olsaydı daha iyi olurdu. Peki neden böyle düşünüyorsunuz? Ya ortada da görüyorsun, bunlar ülkeyi karıştırmak istiyor. Peki onlar diyor, geçenlerde iki tane polis öldürdü. Ona ne diyorsun? Peki son olarak muhalefetin bu konu hakkındaki tepkisizliğine ne diyorsunuz? Allah'ın seversen bırasan daha gençsin kişisi. Bu muhalefet yıllar bu memlekete ne faydası oldu ya? Bilmezsin. Bunların yaşamadığın için bilmezsin. Bunlar ne yaptılar bu memlekete ya? Taş üstüne taş koymuş. Şimdi gelmiş atıp tutuyor durmadan. Tabii karışmak. Ya. Kavala kim ki? Kavala Türk düşmanı. Ajan, Soros. Ya başka bunun anlamı mantığı var mı? Ya başka kim? Peki sizce Osman Kavala bu 10 ülke için ne ifade ediyor? Neden onu koruyorlar, kollamaya çalışıyorlar? Ajan olmasa korumazlar. Ama ajan oldukları için illaki kendi itlerini koruyacaklar. İtleri korumak mecburiyetindeler. Peki Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisi yeterli ve doğru buluyor musunuz? Yeterli tabii canım. Yeterli daha ne olacak yani? Başka bir hükümet olsa hemen kuzu kuzu teslim ederlerdi. Son olarak muhalefetin bu konu hakkındaki tepkisizliğine ne de düşünüyorsunuz? Muhalefet demek vatan haini demek. Vatanın tek haini varsa içimizdeki düşmanlık. Biz Soros orada, Soroslar da içimizde başka. Sorosların biri içeride, diğerleri dışarıda. Peki teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi Türkiye diyor ki ben sosyal hukuk ülkesiyim. Doğru mu? Sosyal hukuklarda sosyal hukuk ülkeler vardır. Diyor ki kendi ilkelerini uy. İlkelerine uy diyor. Madem sen sosyal hukuk devletiysen diyor kendi hukukuna uy diyor. Sen diyor hukuku götürmüşsün, şahıslara bağlanmışsın. Hukuk şahısla olmaz. Cumhurbaşkanı da olsa, devlet başkanı da olsa, ne olursa olsun hukuku yöneten hakimler, savcılar vardır. E hakim eğer devlet başkanından korktu. Peki Osman Kavala ile ilgili yani tutuklanmak. Osman Kavala söz konusu değil. Yani Osman Kavala evet. Bak bunlar Osman Kavala'nın akrabası mı derler? Değil. Bunlar diyor ki demek ki hukukta sıkıntı yapıyorsunuz diyor. O yüzden bu adam diyor hukuken hakkı içeride olmaması lazım. Bunu serbest bırakın diyor. Peki bu insanlar yani bu Osman'dan çok mu faydaları var? İlla Osman'ı bırakın, Osman'ı bırakın. Yani bu hukuk sistemine vurgu yapıyorlar bu insanlar. Tamam peki bu 10 ülke için Osman Kavala ne ifade ediyor? Niçin savunuyorlar? Niçin korumaya çalışıyorlar ben sizce? Osman'ı pek tanımıyorum da biliyorum. Televizyonda hep görüyorum. Ama Osman nedir, neyin nesidir ben onu da pek bilmiyorum vallahi. Şimdi ben ne yalan uydurayım? Niçin o kadar önemlidir ben onu da bilmiyorum. Ya. Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini yeterli buluyor musunuz? Yani biz bağımsız ülkeyiz, hukukumuza karışmayın. Dünyada ülkeler çok var, örnekleri vardır. Yani hukuksuzluk, niye Türkiye Suriye'ye girmiş diyor, burada hukuk yok. Biliyor musun? Şimdi bazı ülkeler savaşsız da olsa diyor hukuk yok diyor. Ama o da onları eleştirebilir. Anladım be. İç işlerimize karışıyorsunuz. Tabii sen kendi iç işlerini kendi güvencenle yürüt ki kimse sana karışmasın. Peki son olarak muhalefetin bu konu hakkındaki tepkisizliğine ne diyorsunuz? Vallahi muhalefet bak mecliste hani işte tezkere meskere bir şeyler döndü. Şimdi adam diyor ki diyor biz ölüme hayır diyoruz. O yüzden diyor biz oy vermiyoruz diyor bu tezkereye biliyor musun? Çünkü niçin insanlar ölsün? Şu an mesela ben bir doğulu Kürt'üm değil mi? Ben Kürt'üm. Ben kendi askerimin düşmanı değilim. Ben kendi polisimin düşmanı da değilim. Çünkü şu an polis olmasa bu insanlar birbirini yer. Ben bu ülkede yaşıyorum. Biliyor musun? İster Türk olsun ister Kürt olsun. Ama adam, tabii efendi bu konu demek, ölüm demektir. Öyle muhalefetin tepkisizliğini ne düşünüyorsunuz? Muhalefet neden tepkisiz kalıyor bu konu? Dünyada ne fonksiyonu var ki Türkiye o kadar Osman'ın çıkışından korkuyor? Bıraksın Osman ne yapar ki? Nice Osmanlılar var ne yapmışlar ki? Osman ne zarar verir Türkiye'ye? Madem ki istiyorlar çünkü bizde ekonomi çok önemli biliyor musun? O ülke, o söyleyen ülkeler hepsi zengin ülkelerdir. Biliyor musun? Bu insanlar da hepsi yani herkes ekmek arıyor. Peki Osman niye Avrupa'ya çıktı? Ya, yani şimdi Osman çıktı dünyayı mı yıkıyor? Osman'ın topu tankı mı var? Ne yapabilir Osman? Peki teşekkür ederiz beyefendi verdiğiniz bilgilerden dolayı. Sağ olun. Terörist teröristi korur.
Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini yeterli buluyor musunuz bu konu hakkında? Yani Tayyip'in dediğini yeterli buluyorum ama daha fazlası denebilirdi. Ama diyemeyeceği için sonuçta medyanın karşısında, isterseniz ben onun adına söyleyebilirim yani buradan. Söyleyeyim mi? Ama kulaklarınızı kapatın isterseniz. Bayanlar var burada yani. Anladınız beni galiba. Peki muhalefetin tepkisizliğine ne diyorsunuz bu konu hakkında? O muhalefet onlardan, çok... O da Osman, aynı bok. Aynı bok. Hiçbir farkları yok. Peki sizce Osman Kavala'yı hani maşa olarak mı kullanıyorsunuz? Koyun gibi yatırıp keseceksin Osman'ı. Bu. Var mı antisini söyleyen? Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden. Osman gibi keseceksin. Osman kim ya? İki tane Osman tanırım ben. Bir Osman, bir de o Osman yani. Evet, Türkiye'nin iç işlerine karışmak. Doğru bulmuyorum. Peki Osman Kavala 10 ülkenin yayınladığı serbest bırakılma talebini doğru buluyor musun? Bilmiyorum. Son olarak sizce Osman Kavala bu ülke için... Pardon hocam, burayı kesersiniz. Sizce Osman Kavala bu 10 ülke için ne ifade ediyor? Neden onu korumaya çalışıyorlar? Uluslararası sermaye kuruluşlarının Türkiye'deki ayağı olarak adlandırılıyor Osman Kavala. Tabii biz de bunları medyadan duyuyoruz. Gerçeği nedir Allah bilir. Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini yeterli ve doğru buluyor musunuz? Dışişleri Bakanlığı'nın bu 10 büyükelçiye verdiği tepki ilk başlarda çok cılızdı. Toplumdan yükselen sesler doğrultusunda daha sonra yeterli tepki verdiler. Peki muhalefetin bu konu hakkındaki tepkisizliğine ne diyorsunuz? Muhalefet tabii ki uluslararası, yine Kuzey Atlantik Paktı diye bilinen sermaye kuruluşlarının Türkiye'deki tesirleri üzerine yardımcı oluyor muhalefet. Burayı kesebilir misiniz? Cümleyi kuramadım. Muhalefet de Osman Kavala'nın Türkiye'de yürütmüş olduğu misyona uygun hareket ettiği için bu 10 büyükelçiye paralel demeçler verdiler. Tabii ki doğru bulmuyoruz. Başkanımız 10 büyükelçiye res çekti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Cumhurbaşkanı'nın... İstenmeyen adam olarak. Evet. Tabii diplomatik olarak verilen bu cevabı yapılması istenen, Cumhurbaşkanı'nın istediği, yapılması istenen, işte sınır dışı edilmesi, istenmeyen adam ilan edilmesi diplomatik dille verilmiş en sert cevap oldu. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın verdiği bu tür tepkilerin tamamı tam yerinde ve yakışan şekilde oluyor ve karşılık buluyor. Önemli olan da bu. Dışişleri Bakanlığı veya ya da başka kurumlar tarafından verilen tepkiler çok fazla karşılık bulmuyordu bugüne kadar ama Cumhurbaşkanımızın bu konuda yaptığı, verdiği tepki anında cevap buldu ve geri adım attılar diye biliyorum. Bugün Gezi olaylarının finansörü olduğu iddiası tutuklu bulunan Osman Kavala'nın Amerika Birleşik Devletleri dahil 10 ülkenin serbest bırakılması talebi hakkında halkımızın fikirlerini öğrendik. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.